Bir de sen niye bir şey hayal ettiğinde her taraf kan, ketçap sos oluyor? Ya böyle daha pak bir şey olması lazım. Böyle bir sevgi dolu, böyle ışıltılı, parlak. Ben buldum. Arkadaşlar, benim tanıdığım televizyoncu bir arkadaşım var ve aklımda da parlak bir fikir var. Bakın şimdi. Evet, birazdan paravan açılacak. İkinizde de o heyecanı görüyorum ama önce neler hissediyorsun diye sana soracağım Gizem. Zuhal Hanım, vallahi yani ben aslında iç güzelliğe çok önem veririm. Değil mi? Değil. Evet. Çok önemli. Yani gerçekten evet. Çok önemli bir şey benim için. Hayatını paylaşacağın insanın içinin güzel olması. Tabii. Dolayısıyla ben beyefendinin kurduğu cümleler olsun, ses tonu olsun, kibarlığı olsun, iç güzelliğinin çok benim istediğim tarzda bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden kendisini yakından tanımak için bir çay içmek isterim. Çok güzel, harika. Peki, güzel bir çay içmek isterim dedi Mert. Sen ne diyorsun bu teklife? Zuhal Hanım, hanımefendinin bu nazik isteğini tabii ki geri çevirmeyeceğim. Ben de kendisiyle çay içmek isterim. Yani evet, aramızda bir paravan var ama ben böyle evet, şimdiden bir elektrik aldım gibi oldu. Çok güzel, harika, harika. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aynı zamanda benim için de iç güzellik çok önemli. En önemlisi odur zaten. Tabii, tabii. Önce şey. Ama tabii şimdi yani bu kadar iç güzellikten bahsediyoruz da sonuçta hepimiz insanız. Benim bazı kriterlerim var. Ne gibi güzel? Şöyle hemen söyleyeyim, sayayım. Bir, çocukları sevmeli. Güzel. İki, iyi bir aile babası olabilmeli. Evet. Üç, aile bağlarının çok kuvvetli olması lazım ki burada seyirciler benimle eminim aynı fikirdedir. Tabii. Teşekkür ediyorum. Bütün hanımlar aynı şeyi düşünüyordur tabii, tabii ki. Tabii ki. Ama tabii her şey maneviyat değil. Evet. Yani işi var mı, arabası var mı, evi var mı, SSK'lı mı, Bağkurlu mu, yüksekten mi ödüyor, evi var mı, arabası var mı, bunları saymıştım. Evini aramasını üstüme yapacak mı, üstüme yapacak mı? Mert? Yaparım ama yani şey, benim de tabii aile ilişkilerim çok kuvvetli. Güzel. Çocukları çok seviyorum. Ne güzel. Yani dediğim gibi bu hayat karşılıklı paylaşıldıkça güzelleşen elbette, bir şey. Sonuçta o enerji oluştuğu zaman her türlü şey yaparım üstüne. Her şeyi aşarsınız. Hı-hı. Her şeyi yaparım üstüne diyor Mert de. Fikirler gönüller bir olsun. Evet, evet, evet. Çok güzel. Evet. Güzel, güzel. Bir şey soracağım. İşte çocuğu var demişti. Ben çocukları sevdiğimi söylemiştim. Yani çok özel olmayacaksa yani boşanmasının nedenini... Ha, haklı olarak merak ettin tabii. Evet. Gizem, neden bitti evliliğin? Soruyor Mert. Gizem? Ay yapma, dur. Pardon. Ay kötü oldu. Teşekkür. Ben çok özür dilerim. Ay. Yok yok. Çıkarayım mı dışarı? Hayır, iyiyim. Gerçekten. Şimdi çünkü şöyle, benim başımdan gerçekten hiçbir hemcim, simcin, simin başından geçmesini istemediğim bir şey geçti. Ben aşık olduğum adamın arkasında yurt dışına gittim. Bütün her şeyi geride bıraktım. Evet. Ay. Aşkımızın meyvesi karnımdayken beni bırakıp gitti. Ben çok... Dolayısıyla ben... Çok hayatta tutundum. Tek şey oğlum. Selim, görseniz siz de çok seversiniz eminim Selim ben. Selim mi ismi? Selim, evet. Ah kıyamam, Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Dolayısıyla ben böyle sorunca bir anda özür dilerim. Tekrar o günlere döndü. Ben çok özür dilerim tekrardan böyle bir Yo, soru sorduğum için. Rica ederim Mert Bey, sizinle hiç alakası yoktur. Ben de gerçekten çok duygusal bir insanımdır. Ağlamak üzereydim. Buyurun, ya ben. Teşekkür ederim. Bende daha var mı indil? İhtiyaç olursa verebilirim. Yani ben gerçekten kırdığım için çok özür dilerim. Yo, ben bir an önce paravanın da açılmasını istiyorum. Karşılıklı yüz yüze özür dilemek evet, istiyorum. Evet. Gizem çok heyecanlı. Çok istekli. Evet. Bu gözyaşları inşallah gülümsemeyle ben sadece sonuçları. Şunu söyleyeyim. Yani söyleyeyim. O geçmiş geçmişte kalmıştır. Ne olursa olsun ben onu... yani paravan açıldıktan sonra da o enerji alındığı zaman onu her şeyle kabul etmeye razıyım. Çok güzel. Harika. Çok güzel. Peki, o zaman ben de açılsın paravan diyorum. Buyurun, açılıyor paravanımız. Ben senden işlerim, güzel çekin araba. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Ben senden işlerim, güzel çekin araba. Gönlüme bir eğlence.
usta şirin olsun. Alamadım. Efendim? Ben elektrik alamadım. Nasıl yani? Ben aldım. Güzel. Biraz aldım ama yani çok bu olmadı. Olmadı mı? İkinizde de bir hayal kırıklığı görüyorum. Ya çünkü... Neden? Çünkü... Gerçekten sanki bir an yaşadığım her şeyi tekrar yaşıyormuşum gibi hissediyorum şu anda. Yani beyefendinin paravan arkasına ettiği cümlelere bakın. Bir de şu tipine bakın Allah aşkına. Pardon, Allah aşkına pardon. Yani. Yani ben gerçekten terbiyemi de bozmak istemiyorum. Bozmayın, Zuhal Hanım. Yani benim televizyonda gördüğümle burada gördüğüm arasında fark var. Ne gibi bir fark yani var? Yani ben daha kalın gördüm. Kalın? Daha işte kilolu gördüm. Bir de saç rengi bu değildi. Öyle mi? Kilolu mu seviyorsunuz? Ben ya o an o enerjiyi öyle almıştım. Hani yani. İç güzellikti? Hani iç güzellikti? Evet. Hani üstüme yapacağım, mi? Üstüme yapacağım diye tutturdun. Senin ama içinde ben, hani ben iç bunu baştan uyardım. Tamam, ben de söyledim. Kadar, ben söyledim. Maneviyat da önemli de. Ben bunu söylemiştim. Ben neyse polemiğe falan girmek tabii, istemiyorum. Tabii gerek yok. Yani evet. Sanırım değil benim talip olduğum kişi. İnsanların vaktini boşa harcamak, hay buradaki Allah. Seyirciye ayıp, şurada oturan insanlara ayıp, 70 ben... milyon insana ayıp ya. Ben terbiyemi bozmak istemiyorum. Bozmayın lütfen. Evet. Ben ikinizi de çok sevdim. Gerçekten çok hayır yani çok lütfen, şeker lütfen, bir... yapmayın yok gerçekten yani. Çok üzüldüm, çok şaşırdım. Ben daha fazla ayrıca adı Mert değil, yalan söylemiş. Aa! Evet, ayrıca onun da adı değil. Yapmayın birbirinize temas lütfen, hoş değil yalnız Can. Konuşturtmayın beni. Neyse şu an televizyonların önünde ya böyle şey... Ya sen konuşsana! Neyi konuşsana? Lütfen ben... Lütfen sesi yayındaysak 70... Lütfen, lütfen. Arkadaşlar bir gelir misiniz? Lütfen. Lütfen, canlı yayındayız. Mert Bey, Gizem. Ama sen ne? Bir şey çıktı senin içinden. Allah Allah. Ben saray soyundan geliyorum. Saray soyundan mı? Allah Allah, bırakın. Arkadaşlar, güvenlik gelebilir mi? Alır mısınız bir şey? Alır mısınız? Hayır, alır mısınız? Sonradan görmenin önüne gidelim. Yeşillendi fındık dalları. Programın sonunda olaylar istemediğimiz gibi gelişti ama o kadınca harika bir kadın. O programda toplar durumu gerçekten. Ay yeter. Vallahi yeter. Ya saygıyla dinleyeyim diyorum şurada. Ama hepinizin fikirleri birbirinden saçma hale geliyor. Saçma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.